Davutoğlu'nun başbakanlığını gördük daha önce. Ne yaptı? Ne yaptı? Şah hariç bütün taşlar yer değiştiriyor. Ama bu saatten sonra Şah'ın da bir yer değiştirmesi lazım. 20 sene AK Parti'ye oy verdim demem yani. Yeter gayri ya, millet şu Ankara'da herkes boş geziyor, aç yani. Ne AKP'ye veririm, ne Davutoğlu'na veririm, ne şeye. Bitti artık. Ahmet Davutoğlu AKP'den istifa etti. İstifa ederken yaptığı açıklamasında da tabana veda etmiş değiliz dedi. Peki taban ne düşünüyor? Bugün AKP seçmenine mikrofonumuzu uzatacağız ve Ahmet Davutoğlu'nun partisine oy verir misiniz diye soracağız. AK Parti'ye de vermem, Davutoğlu'na da vermem. İşte vermem ya. 20 sene AK Parti'ye oy verdim, vermem yani. Neden değişti fikriniz? Ya yeter gayri ya, millet şu Ankara'da herkes boş geziyor, aç yani. Gerçek diyorum bak. Çok işsizlik var Ankara'da. İstanbul'da yine bir şey ekildi, kendini iki kişi çalışıyor, kurtarıyor yani. Davutoğlu bugün AK Parti tabanına veda etmiş değiliz dedi. Oy alabilir mi sizce? Davutoğlu'na bak, ben açık net konuşuyorum bak. Bir halk olarak Davutoğlu'na Ali Babacan'a kimse oy vermez. Vermez. İstifa etti. İstifa ederken de şunu söyledi. AK Parti'nin artık Türkiye'yi iyi bir geleceğe taşıma ihtimali kalmadı dedi. Doğru mu? Ankara, İstanbul'u görüyorsun değil mi? Kimse AK Parti'ye vermedi. Niye vermedi? Kızıyor çünkü millet. Millet perişan durumda. Kimse bilmiyor. Hep İstanbul'da kendi adamlarına veriyorlar. İhaleleri, şunları, bunları. Cepleri doydu. Ceplerini doldurdu AK Parti'nin. Ben Tayyip Erdoğan için konuşmuyorum. Yandaşları, AK Partililer çok doydu yani. Millet perişan durumda ya. Davutoğlu'na o potansiyeli göremiyorum. Davutoğlu'na, Ali Babacan'a vermez. AK Parti'ye verir, yine onlara vermez yani. Oy verir miydiniz Davutoğlu'na? Davutoğlu'na. Neden? Ya, o pantüse o şey yok adamda. Başbakan yapıldıydı, geri alındı. Niye alındı? Demek ki bir yanlış işi oldu veyahut beceremedi. Beceremedi, aldılar elinden. O yüzden vermem yani. Peki AK Parti'nin iyi bir geleceğe taşıma ihtimali kalmadı Türkiye'yi dedi bugün. Doğru. Ya şöyle bir durum var. Erdoğan biraz da kocadı. Ondan dolayı olabilir. Erdoğan kocadı. Kurt kocayınca şey olur dediler ya. O yüzden belki olabilir. Çünkü cebinde 300 lirayla önceden bir pazara gidiyordun. Her eksiğin alıyordun. Şimdi 1 milyonla git alamıyorsun. Markete gittiğin zaman bir saçı 600 liraydı. 600 kuruş, 2600. Şimdi saçı 10 lira. Bu AK Parti'ye bu vatandaşına soy verirsin. 200 milyon liraya alıyordun, bir ay yiyordun. İki tane çocuğuyla. Şimdi 600 milyona o arabayı dolduramıyorsun. Marketteki bir arabayı 600 milyon dolduramıyorum. Tişörtü çocuğun kaç parayla? 100-150 milyon bir tişörtü. Hep mafya olmuş. Devlet de mafya. Hepsi mafya yani. Ulan 20 liraya almaya dövüyorlar tişörtü. Adam 150 milyon satıyor. Çünkü mecbur sonradan o çocuğu giydirmeye. Yuvası da alıyor ya. Ekonomi kötü yani. Bunu yukarıdakiler bilmiyor. Tayyip Erdoğan'ın yanındakiler de Tayyip Erdoğan'a Türkiye çok güzelmiş diye söylüyorlar. Yandakilerin bir kovması lazım yani. Tayyip Erdoğan kendi yandakileri komple kovması lazım. Davutoğlu'nun partisine oy verir miydiniz? Vermiyorum. Neden? Hayır. İyi oldum ama AK Parti'ye, AK Parti'den de hiçbir şey yapmadım. Vaat ettiler, vaatlerini tutmadılar. Emekliye %5 çok az bir şey veriyor, zam veriyor. Emeklinin hali zaten perişan. Yani vaatlerini yapıyorlar, tutmuyorlar. Tutmadıkları için de insanları perişan. İşsizlik zaten çok kötü. Herkes işsiz. Bugün halkımız işsizlikten yiyecek ekmeğe muhtaç kaldı ve kalmak durumunda. Daha iş bulamıyorum. Emekliyim. Emekliyim yetmiyor. Kirada olanlar çok perişan. Bugün verdiği maaş emeklinin verdiği maaş, ev kirası, elektrik, su, bilmem ne zaten bitiyor. %5 zam nedir ki? Hiçbir şey. Doğru mu? Hani bir parti var sonuçta ortada ama kimle, nasıl şartlarda, hangi zemin altında? Şu an zaten Türkiye'nin en büyük sorunu. Şöyle söyleyeyim ben size, satranç oyununa benzetiyorum artık ben Türkiye'yi.
Şah hariç bütün taşlar yer değiştiriyor. Ama bu saatten sonra Şah'ın da bir yer değiştirmesi lazım. Beklentimiz de bu yönde. Önceden oy veriyor muydunuz AKP'ye? Bütün oylarım ben bu yaşım tuttuğundan itibaren 18 yaşından beridir AK Parti'ye veriyorum ama artık vermeyeceğim. Bu ne kesin. Değiştirdi fikrinizi? Ne değiştirdi? Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. 15 yıl önce taban olarak baktığımızda bir fakir kesim, fakirin bir üstü orta seviyeli zengin ve onun üstü gerçekten zengin olanlar vardı. Ama şu an günümüze baktığımız zaman ya çok fakirsin ya gerçekten de çok zenginsin. Zengin aldı başını, katladı üstüne, katladı da gitti ama fakir sağ olsunlar iyice mahvettiler, yerin dibine girdi. Yani bu şartlarda şimdi şöyle bir şey var. Otobüs ücretlerinin, doğmuş ücretlerinin çok küçük bir rakamlar bunlar, tamam kabul ediyorum ama vatandaş için bunlar böyle değil. O koltukta oturup da baktığınız zaman milyarlarca maaş alıp ama halkın kaderini belirlemek bu şekilde olmuyor. Niye derseniz bir sigaraya baktığımız zaman sigaranın fiyatları belli. Bir senenin içinde 5 milyon zam vermese bu halk için bir bezdiricilik getiriyor. Sonuç olarak baktığımızda da mutlaka ki Şah'ın yer değiştirmesi lazım. Beraber yol arkadaşlıkları yaptığı insanların önemli isimlerin de kendisinden gittiği de görünüyor. Uzun süredir Türkiye'nin başında, bunu kabul etmek lazım. Farklı bir geliş sistemi vardı aslında bu adamın. Gerçekten çok sevdiğimiz bir insan ama artık kırılma anları geldi gibi görünüyor. Çünkü bu beklenen bir şey. Yıllardır tek kişiyle devam ediyoruz, tek bir partiyle devam ediyoruz. Artık çözülmeye başladılar bence. Oy verir miydiniz Davutoğlu'na? Vermem. Vermem. Kesinlikle vermem. Ne AKP'ye veririm, ne Davutoğlu'na veririm, ne şeye. Bitti artık. Çünkü Davutoğlu bugün istifa ederken dedi ki AK Parti'nin artık Türkiye'yi iyi bir geleceğe taşıma ihtimali kalmadı. Doğruyu söylüyormuş. Kendisi sanki iyi bir şeyim. Kendisi de aynı. Bildiklerini niye anlatmıyorlar birbirlerinin? Çünkü sahtekar. Hepsi sahtekar. Röportajımız saniyeler içinde devam edecek. Bizim de röportajlara devam etmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yukarıdaki linke tıklayıp Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız açıklama kısmına da bunun için bir video bıraktık. Şimdi kaldığınız yerden izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Niye eskiden de o başbakandı? Niye kalmadı? AK Parti'de istifa edince mi oluyor? Hiç gerek yok ya onlara. Onlar hepsi aynıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Oy verir misiniz Davutoğlu'na? Vermem. Niye vereyim ki? Bir defa daha önce yani AKP kötüydü, değil mi? Niye o kötülüğe ortak oldu? O zaman istifa edilseydi belki bugün ona oyumu verirdim. Yani bir kişinin aynası iştir diyor. Lafa bakılmaz. Yani lafla peynir gemisi yürümez. Değil mi? Yani eğer bir yanlışlık yapılmışsa o yanlışa o da ortaktır. Eğer doğru yapılmışsa o doğru mimarlarından biri de odur. Davutoğlu iyi bir şeydi, niye bıraktı kaçtı hükümet? İstifa etti bugün AKP'de. Hepsi de aynı. Hepsini ona al ona vur. Ne olacak yani? Görüyorsun bak ortalık Allah bula. İş yok gücü yok. Şu bilmem Haziran'dan bilmem ne şeyler var diyordu ya olayları. Onu bir açıklasın ondan sonra oy veririm. 7 Haziran. 7 Haziran. Sen içine çıkamazlar demişti. Aynen. Aynen. Acaba kendisi de o grubun içindeydi. Kendi çıkabilecek mi ki o konuşulduktan sonra? Önce o dediklerini bir açıklasın, konuşsun ondan sonra oy verelim. Peki bugün istifa etti AKP'den ve biliyorum. İstifa ederken dedi ki AK Parti'nin artık Türkiye'yi iyi bir geleceğe taşıma ihtimali kalmadı. Vallahi onu zaman gösterir. Zaman gösterir. Yani şu andaki zaten hiçbir siyaset, hiçbir partiye bakmıyorum ki gelecek iyi göstersin. Hepsi bir engel. Hepsi şu anda Türk milleti için bir engel. Diyeceğim bu. Davutoğlu'nun başbakanlığını gördük daha önce. Ne yaptı? Çok yararlı şeyler yaptığını görmediğim için Davutoğlu'na oy vermem. Bugün AKP'den istifa etti. İstifa ederken de dedi ki AK Parti'nin artık Türkiye'ye gelecekte umut olma ihtimali kalmamıştır. Peki onların umudu var mı? Onlar da bir umut değil bence Türkiye için. Onlar denendi, geçti gitti. Bence denenecekse yeni birilerine fırsat verilmeli diye düşünüyorum. Siz oy vereceksiniz. Vereceğim tabii ya. Davutoğlu'na ver. Önceden AK Parti'ye mi veriyordunuz oy? CHP'ye de verdik, CHP'ye de verdik. Ama neden Davutoğlu? Bir de bir yenilik olsun ya. Bir yenilik olsun bir de orada. Yeni bir şey olsun. Artık yeter tek başta istediği kadar. Ben emekli 1000 lira maaş alıyorum. Temmuz'da zam geldi maaş alamadım. Şey alamadım. Bir emekliye işçiye bir zam versin. Bir şeyler versin. Önce bir halka versin. Gibi şeyler olsun.
Belki yeni Davutoğlu bir şeyler verir. Zamanla verilen yetkileri kullanırken şu anda yaptığı açıklamalarla ters düşüyor. Neden? Şöyle. Ne diyor? Ben diyor istenilen başbakan profilini sergilememem doğrultusunda talepte bulundu diyor. Ve ama maalesef ki o dönemde bu süreci yaşadı ve sürdürdü. Şu, o zaman eğer itiraz etseydi ve o zaman tepkisini gösterseydi belki kendisini bir noktaya taşıyabilirdi. Ama şu anda hani sanki böyle sular böyle bir durulmuş, bir sakinleşmiş, bir fırsattan istifadecilik varmışçasına bir hava var. Ben bundan yararlandığını düşünüyorum. O yüzden dolayı da katiyen oy vermezdim yani. Çünkü daha önce başbakanlık yaptı, nasıl birisi olduğunu gördük, tanıdık. O yüzden dolayı. Peki daha önceden AK Parti'ye mi oy veriyordunuz? Evet. Ama AK Parti artık oy vermiyorum. Neden değişti fikriniz? Yani çünkü ortalama gece aldı. Perişan artık şu anda, sonra da vermeyi hiç düşünmüyorum. Bugün istifa ederken Davutoğlu dedi ki AK Parti'nin artık Türkiye'yi iyi bir geleceğe taşıma ihtimali kalmadı. Doğru söylemiş. Ya bence doğru söylemiş. Çünkü Türkiye'nin şu anda içler acısı. Daha önceden Türkiye evet borcumuz vardı ama işte vardı. Şu anda bakıyorsun hem iş yok hem borç yok. Şu anda milletin %90'ı aç. O yüzden dolayı iş imkanı olmayınca bence bitik bir vaziyette şu anda. Bugün Ulus'ta mikrofon uzattığımız vatandaşlara Ahmet Davutoğlu'nun partisine oy verir misiniz diye sorduk. Davutoğlu'nun istifa ederken yaptığı açıklamaları da sorduk. Cevapları da sizlerle paylaştık. Bir sonraki hafta yeni bir programda görüşmek üzere.